Ubisoft'u batmaktan kurtaran ve tekrardan göklere çıkartan tek bir oyundan tutun, Valve'ın bizde artık açık ara dalga geçmesine, Spider-Man 2 üstüne konuşacağımız düşüncelerime, oradan da Rockstar'ın GTA 4'e yaptığı bir göndermeye kadar oyundan oyuna, konudan konuya atlayacağımız bir videoya hoş geldiniz. İsterseniz kahreden bir haber gelmesiyle başlayalım arkadaşlar. Aylar önce çektiğim şu videoyu hatırlıyor musunuz? Diyeceğim de belki bunu şu anki videoları izleyen çoğu kişi izlememiştir ya. Peki şu shorts'u hatırlıyor musunuz? Kısa sürede yüz binlerce izlenmesiyle beni YouTube'a bağlayıp bana "ben gündem hakkında konuşmayı seviyorum, takipçilerim ise desteklerini göstererek bu videoları seviyor" dedirterek işimi severek yapmamı sağlayan video bu olmuştu. Bu da nasıl bir bağlama lan? Neyse yani anlayacağınız sizin like'larınız ve izlenmeleriniz beni buraya bağlayan şey oluyor. Neyse işte Ubisoft bu aylarda bayağı bir sıkıntıdaydı ve kendini daha büyük bir firmaya satmaya çalışıyordu. Fakat kimse onları almak istemiyordu çünkü adamlar çok fazla çalışanla oldukça büyük ve toparlanması, böyle ayarlanması zor bir şirket. Zaten o zaman da işte "köklere döneceğiz beyler, rahat olun" gibi anlaşmalar yaptığını biliyorsunuz. Fakat Assassin's Creed Mirage hakkında konuştuğum videomda bunun milletin gözünü boyamak için yaptıkları bir kandırmacılık olduğunu konuşmuştuk. Bir de bahaneleri vardı, hani şu an oyunlar yapım aşamasında, onlar bir bitsin sonra döneceğiz, şu ankiler de idare edin falan diyorlardı. Hala aynılar. Tamam, bizim gibi oyuncular bu yaptıklarına kanmasa da ve videolarla falan eleştirse de, arkadaşlar adamlar bizim naif yabancı dostlarımızı ağır kandırmışlar ya, hatta inanmış adamlar. Şaka maka Ubisoft'ta Twitter gibi yerlerde övgüler yağıyor şu anda. Öncelikle resmi bir şekilde gösteri kabarta kabarta paylaştıkları yazıyı okuyalım, sonra ne demek istediğim hakkında konuşuruz. Assassin's Creed Mirage çıkalı 6 gün oldu ve bu zaman boyunca gelen sevgi ve pozitiflik karşısında çok heyecanlıyız. Assassin's Creed serisinin 15 yıllık mirasını taşıyan, onurlandıran ve onun üzerine inşa eden bu inanılmaz yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Aynen, bayağı bir şey inşa etmişsiniz ya. Birazdan geleceğiz, durun. Köklere dönüş çalışmamızın toplum tarafından benimsenmesinden daha mutlu olamazdık. Oğlum okudukça bana bir sinir geliyor ya valla. Niye adam akıllı oyunlar çıkmıyor ya? Oyunsuzluktan AC Origins ve Odyssey gibi başarılı bir çıkış yapan Mirage'ın gururla yeni nesil satışlarda en iyi açılış yapan oyun olduğunu duyurmaktan gurur duyuyoruz. Yani hayırlı olsun arkadaşlar. Sırf güzel reklamlama ve lafları dolandırma sonucu kötü Assassin's Creed oyunlarına daha da çok mahkum olacağız. Cümleyi toparlamak gerekirse, nitekim küçük bir ekip tarafından başta sadece DLC olarak çıkış yapacak bu oyunu ana oyuna çevirerek Mirage'a nazaran devasa oyunlarla aynı satışı yakalamışlar anlayacağınız. Millet de üstüne bunu paylaşıp eski AC formülüne döndükleri için güzel bir başarı yakaladılar, umarım daha çok olur diye paylaşımlar yaptı. Bakın, başka biri de AC Mirage bize köklere dönme sözü verdi ve bunu hakkıyla yerine getirdi. Bu oyun eskilerden kalma oyunculara yazılmış bir aşk mektubu. Ulan ne Anton Quintin laflar bunlar ya. Oğlum şeyi anlamıyorum, yani biz aynı oyunu oynamadık mı? Yoksa siz bir yıl boyunca bir sonraki AC çıkana kadar aynı oyunda kalıp sonrakine mi geçiyorsunuz? Hani arada en ufak başka bir oyun oynasanız bile oynadığınız şeyin adam akıllı bir oyundan daha çok elinin altında imkan olan 15-20 kişinin yapabileceği bir oyun olduğunu anlarsınız ya. Onu bunu geçtim, köklere dönmek iyi bir şey değil ki. Ben şimdi bu Arda'ya dönsem videolarımı geliştirmiş, böyle eskilere dönmüş, daha iyi işler yapmış mı oluyorum? Şimdi Rockstar çıkıp GTA 6'da köklere döndük deyip bir sürü özelliği kaldırsa bu iyi bir şey mi olurdu? Ha evet, bu onlar için kötü bir durum olurdu ama nereye evrildiği belli olmayan Assassin's Creed oyunları için bu iyi bir durum olmuş belli ki. Tabi oyun tıpkı Assassin's Creed 1 gibi sıkıcı ama olsun, köklere döneceğiz demişlerdi sonuçta. Bu arada bu satışların bu kadar iyi olmasının sebebi belki oyunun 50 dolardan satışa çıkmasına olabilir. Çünkü yabancılar bir şey alırken 5-10 dolara bile çok takıyorlar. Sebebi ise 5 doları ona vermek yerine gidip farklı şeyler alabiliyorlar ya. O yüzden böyle bir oyunu 50 dolara görünce yüklenmiş olabilirler. Sonuçta oynasanız yine 30 saat oynayabileceğiniz bir oyun yani. Benim aklımdaki tek düşünce ve isteğim şu ki, umarım Ubisoft böyle basit bir DLC'nin bile bu kadar başarılı olduğunu gördükten sonra bu sefer gerçek bir Assassin's Creed oyunu için adam akıllı bir köklere dönüş hareketi sergiler ki iyi oyunlar görmeye devam ederiz. Bir kere her şeyden önce ben artık tek oyunluk suikastçiler görmek istemiyorum abi ya. Adama bizi öyle bir bağlasınlar ki Ezio gibi çocukluğundan ölümüne kadar tüm hayatını görelim. Çünkü adam önemli bir karakter, bizi merak ettiriyor. En günümüz zamanına yakın modern assassinler bu kardeşlerde. Ne oldu bunlara mesela? Ben artık oyunu bitirdikten sonra masa üstüne çık tuşuyla ölen karakterler görmek istemiyorum abi. Ya da başka birinin hikayesine böyle yan karakter, konuk karakter gibi gelen bir assassin de görmek istemiyorum. Ben baştan sona bir hayat hikayesi görmek istiyorum. Ben genellikle sonu olan bir hayat hikayesi anlatan oyunlarda zihnen daha çok doyduğumu hissediyorum. Bilmem siz nasıl düşünüyorsunuz?
Bir de köklere dönmek denilince çoğu kişinin aklına silah değiştirme özelliği gibi basit şeylerin bile kaldırıldığı bir oyundan daha çok hikayesinin daha önemli olduğu bir oyun geliyor diye tahmin ediyorum. Yani açıkça dolandırıldık ya. Dolandırmak denir mi buna bilmiyorum. Belki biraz ağır kaçabilir ama adamlar hani köklere dönüyoruz dedikleri zaman bizim aklımızda canlanacak şeyin bu olmadıklarını bence biliyorlardı. Yani bunu bilerek yaptılar. Bir DLC'yi böyle laflarla süsleyip bayağı satış yaptılar. Yani gerisini size bırakıyorum. Dolandırma denir mi? Bence denir. Bir de bu adamların da Avatar oyunu falan var ki o da baya baya Far Cry gibi gözüküyor. Hatta bence direkt yeni Far Cry yerine önce bunu yapmışlar da neyse. Üstüne de galiba duyurulmuş ve çıkmamış daha 4 tane de Assassin's Creed oyunu var, onları yapmaları lazım. Yani adamlar benim video üretmen gibi oyun üretiyorlar, bakalım ne olacak. Toparlamak gerekirse Ubisoft aynı şeyi birkaç eksiklikle yapmalarına rağmen Mirage ile güzel bir başarı yakalamış ve bu işi belli ki bu şekilde devam ettirecekler gibi gözüküyor. O zaman Ubisoft'un batmasını veya satılmasını çok istiyordum fakat bu şey değildi. Kötü oyunlar yaparsınız da alın batın işte falan gibi kötü bir düşünce değildi. Ne olurdu arkadaşlar, batması ne demek? Firmanın ucuza satılacak olması demek. Bunu da daha büyük işte EA, Microsoft, başka firmalar kapacak demekti ve seriyi düzeltebilirlerdi. Ama adamlar bence eski hallerine yavaş yavaş tekrar çıkıyorlar. Öyle bir şey olmayacak yani. Benim bu oyun için düşüncelerimi anlattım. Uzun bir videom var. Onu da izlerseniz sevinirim. Bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Bugünkü haber videosunda ana konular hakkında uzun uzun konuşmak yerine minik minik bilgiler verip hızlı tarzda video yapmak istiyorum. O yüzden önceki videoda bahsettiğim CS2'ye geri dönelim. CS2 kötü bir şekilde çıkmış olsa da ne güzel ki Valve oyunu düzeltiyor. Fakat toplulukta büyük bir tartışmaya yol açtılar ki bunu dalga geçerek yapıyorlar. Ne alakaysa önceki videoda bahsettiğim ve koskoca oyuna yakışmayacak hitbox'ı çözünce oyunda karakterler böyle yapmaya başlamış. Evet. Oyuncular buna Michael Jackson Smooth Criminal çıkışı deyince ise Valve 2 gün boyunca Twitter profil fotoğrafını şu gördüğünüz şekle çevirdi. Yani kendileriyle geçilen dalgaya onlar da katıldı. Tamam bu tatlı bir şey olsa da CSGO güzel videosundaki laflarımı hatırlarsanız, hatta direkt kendimden dinleyin. Valve aşırı resmi yukarıda takılan bir firma gibi gözüküyor ki büyük ihtimal öyleler. Bu tarz şeylere Valve'ın katılması evet tatlı komik bir olay olsa da yapılan şeyin oyuncularla dalga geçmekten farkı olmadığını düşünüyorum. Ha olay şu anda çözüldü bu arada ve yama notlarında Smooth Criminal ayak sorunu çözüldü yazmışlar. Ya daha önceki oyunda normal olan şeyi nasıl bozmuşlar bilmiyorum ama karakter modellerinde bayağı bir sıkıntı var arkadaşlar. Mesela geri geri yürürken aşağı yukarı bakarsanız karakteriniz böyle gözüküyormuş. Ya bozuk olmayan şeyi nasıl bozabiliyorsunuz ya? Bir önceki videoda birkaç şeyden bahsettim ama daha ne buglar varmış, gelin size birkaçını göstereyim. Öncelikle Valve konsol komutlarının sınırını test etmemiş olacak ki sadece bir komut sayesinde oyununuzu bu hale çevirebiliyorsunuz. Ne şimdi bu alt tarafı balık gözü gibi görmeye başladım derseniz olay da zaten o. Quake 4 denilen bu olay oyunu daha hızlı oynuyormuş hissi verdiği ve daha geniş açı görüş sağladığı için çoğu oyun tarafından kullanılmaza izin verilmeyen bir şey. Quake 4'un en iyi örneğini Minecraft'tan biliyorsunuz zaten. İşte sadece bir komutla oyunu böyle gösterip daha hızlı oynuyormuş gibi hissedebiliyorsunuz ve konsol komutlarıyla yapılacak şeyler bununla sınırlı değil. Şimdi bu oyun açık beta olmadan direkt CSGO yerine geçti demiştim ya. Açık beta olayı şart arkadaşlar. Çünkü oyunlardaki her şeyi deliler gibi araştıran oyuncuların oyunu oynamalarını şansa bağlı gelen bir davete bırakırlarsa çoğu bug tarzı şey bulunmuyor ve şu saçmalığa bakın şimdi. Şimdi bir komut dizisi yaparak, böyle bir şey alıp satmakla alakalı bir komut dizisi bu. Para harcamadan yüzlerce eşya alabiliyorsunuz ve işin asıl saçma kısmı da bunu rekabetçi de yapabilmeniz. Tamam ben ne kadar böyle bir sürü kişinin deneyip fikir belirtmesi gereken bir oyunu açık beta bile yapmadan direkt CSGO'yu silip yerine bunu çıkarttılar desem de bir takipçi buna aşırı mantıklı bir cevap vermiş. Bundan yıllar önce CS1.6'dan sonra Source çıktığı zaman Source'un modern motorunu sevmeyen oyuncular CS1.6 oynamakta ısrarla kararlı kalmışlar ve bu yüzden hala hazırda oyunu oynayan insanlar bölünmüş. Hatta CSGO'ya bile ünlü oyuncular başlamasaydı millet hala CS1.6 oynuyordu. İşte Valve ise burada çok zekice bir şey yapmış ki eğer CS2 çıktıktan sonra CSGO silinmeseydi veya CS2 ayrı bir oyun olarak çıksaydı bu CS Source vakası tekrar gerçekleşecekti ve oyuncu topluluğu gene bölünecekti. Tamam Valve ne kadar hatalarından ders alıp böyle bir şey yapmış olsa da bu oyunun hala neden açık beta olmadığını kanıtlamıyor. Önce bir açık beta yapın, herkesin oyunu indirebilir hale sokun, ondan sonra silersiniz CSGO'yu. Bu kadar erkenci davranmaya gerek var mıydı? Onu bilmiyorum ama mantık güzel. Gelelim fanboylumun tuttuğu ve kalbimden konuşacağım yere.
Yıl boyu çok iyi oyunlar oynadık. Kötülerini de oynamadım. Ben oynamadım. Onları uzaktan gördüm ama benim yaklaştıkça içimi kıpır kıpır yapan tek bir oyun oldu. Yılın bu zamana kadar çıkan bütün oyunlara çıkmaya yakınken "Lan böyle bir oyun vardı ya" deyip oynamaya başladım. Fakat tırnaklarımı yiyerek beklediğim tek oyun olan Spider-Man 2 geliyor. Vallahi ben herhangi bir şeyin gerçek anlamda fanboyu falan değilim arkadaşlar. Ama nedense bu oyunu veya onu bunu geçtim herhangi bir Spider-Man 2 yeri görünce bayağı heyecanlanıyorum. Hani böyle uzaktan eleştirisel baksam veya oynadıktan, izledikten sonra işte bunu da bitirdikten geçerim. Ama bu adam beni her zaman heyecanlandırmayı beceriyor. Tabii bunda kendisinin PlayStation 5 özel oyunu olması ve benim henüz yeni bir PlayStation 5 sahibi olmam da etkili. Ama kusura bakmayın, heyecanlanacağım. Ya bundan iyi bir his var mı? Mesela bakın, bu aleti aldım, videosunda çektim, aylardır sağımda duruyor. Oyun oynamıyorum çünkü adam akıllı yeni bir şey çıkmıyor. Yeni bir Mario falan, Odyssey gibi ana oyunlardan biri çıkmıyor. O yüzden bu gereksiz bir alet oluyor benim için ama PlayStation 5'i mesela al Spider-Man, al işte God of War deyince ulan iyi ki almışım be oluyorum. Keşke buna da aynısı olsaydı. Dur, buna da bir video çekeceğim yakın zamanda. Spider-Man benim PlayStation 5'imi açtığım gibi oynadığım ilk oyundu ve öyle bir hışımla bitirdim ki oyunu hatırlamıyorum, ciddiyim. Aslında bir ikincisi çıkmadan da videosunu çekmek lazım ama dur bakalım, çok iş var, cidden çok iş var. Oyun şu anda basın kuruluşlarına gönderilmiş ve her yerde deli gibi spoiler kaynıyor. Ve ben TikTok'ta gezerken onlardan birini şak diye yedim arkadaşlar. Ve gördüğüm şey, tabii ki ne olduğunu söylemeyeceğim, benim heyecanımı ona katlamaya yetti. Ya 3 saniye gördüm, ne oldu, bu ne lan, neye bakıyorum dedim, aa falan oldum, attım böyle bir anda, aşağıya kaydırdım ama o 3 saniyeki şey bile bu oyunun skalasını benim anlamamı sağladı. Büyük bir şey geliyor arkadaşlar. Süper kahraman oyunlarının GTA 6'sı geliyor, bak onu söyleyebilirim, bana göre öyle. Oynayış kısmı için çok heyecanlıyım çünkü aylar önceden keyifli olur ya diye rastgele söylediğim bir olayı fragmanlarda görünce en çok ben sevinmiştim tahmin edebileceğiniz üzere ve oynayışı gerçekten çok merak ediyorum. Ki bunun üzerine yaptığım videonun da bayağı izlenmesini anlıyorum ki siz de meraklısınız. Aylar sonra bana en çok keyif verecek şeyin, bakın şurada bir tane 4K bir televizyonum var. Bunda oynadığım oyunları böyle ana yemek gibi tam oynamış hissediyorum. Şöyle açacağım, hiçbir şekilde başka video falan açmıyorum, şöyle oynayacağım yani. Onun için böyleyim, hadi artık falan değil mi? 6 günlük kalmış oğlum, çok güzel ya. Hayat süper oğlum. Hikayesi de 16 saat deniliyormuş ve bu da single player bir oyuna göre mükemmel bir süre. Hani o 16 saatte işte kim bilir tahmin edemediğimiz neler olacak. Venom kime girip kime çıkacak. Oyunun birkaç seneden beri geliştirildiğini düşünürsek büyük ihtimal tartışmasız en iyi Spider-Man oyunu geliyor. Spider-Man Tier List videosunu hatırlıyorsanız o videonun altında işte yok Web of Shadows bunu yener, yok Shattered Dimensions bunu yener gibi düşünceler geliyordu. Bu sefer öyle tartışmalara yol açmayacak bir oyun geliyor bence. Bak 16 saat hikayeden bahsediyorum. Bu sadece işte 2 tane Spider kanka Venom kovalı hikayesi olamaz. Bence ben bu oyunda Venom başka insanlara girecek. Bunu tamamıyla tahmin olarak söylüyorum bu arada. Venom başka insanlara girecek Peter dışında. Ondan sonra Wolverine gözükebilir. Büyük şeyler olacak bu oyunda. Ben söyleyeyim size. Bunları da sonradan söylemişim dersiniz. Söylemişti dersiniz. YouTuber kardeşler olarak biz ne zaman oynayacağız derseniz normalde 3 gün önce denmiş ama benim için durum meçhul çünkü hala Sony Türkiye'den kimseyle iletişimim yok. Bu arada şöyle bir şey fark ettim ki son yıllarda God of War, God of War Ragnarok, Zelda Breath of the Wild, Tears of Kingdoms, şimdi ise Spider-Man, Spider-Man 2 derken bir örüntü varmış gibi hissediyorum, fark ettiniz mi? Artık firmalar her oyunun bambaşka hissettirmesi yerine olan şeyi mükemmelleştirmeye çalışıyorlar ve bu gerçekten üstüne tartışmamız gereken bir konu bence. Şimdi bu oyun 2018 yılında çıktı. Hadi 2019'dan beri yenisine çalışıyorlar desek 4 yıllık bir oyun oynayacağız. Oynayışın temelleri hazır olduğu için bu farklı şeyler ekleyip mükemmelleştirme odaklı 4 senelik bir geliştirme süreci demek. Bu bayağı iyi bir şeyken millet bu tarz oyunlara bu bildiğimiz DLC aynı oyun gibi eleştiriler söylüyor ama ben bu konuda galiba ilk dediğim taraftayım. Her oyunu farklı hissettiren ve yapımcıları o konuda yoran bir oyun yerine olan şeyin iyice mükemmelleştirilmesi bence bize daha çok keyif verecektir. Belki ilk oyuna da bu süzülme özelliğini ekleyeceklerdi ama zamanları yetişmedi diye sonraki oyuna eklediler. Şimdi ise ana temeller hazır olduğu için atıyorum 4 ay boyunca o özelliğe çalıştılar, düşündüler mi ekleyebildiler. Rockstar'dan sırf bu her oyun farklı hissettirecek olayı yüzünden 10 yıldan beri yeni GTA görmüyoruz. Çünkü büyük ihtimal oyun GTA 5'i bırakın RDR'den bile farklı gözükecek ama dediğim gibi 10 yıl oyun görmüyoruz sonra.
Olan şeyin mükemmelleşsin, iyileşsin de bana göre aynısı olması önemli değil. Son olarak ise GTA 5'te çok konuşulan bir olaya geleceğim. Tabii yine büyük ihtimal Türkiye'de konuşulmamıştır ama duymanızı istediğim bir olay. Trevor'ın ne kadar deli bir karakter olduğunu göstermek için onu gördüğümüzde öldürdüğü adamı hatırlıyor musunuz? Kendisi GTA 4'ün ana karakterlerinden biri ve çoğu oyuncu Rockstar burada bayağı laf atmıştı. İşte bu ne böyle, biz bu adamla boşuna mı bir oyun oynadık tarzı laflar söylemişlerdi. Ama bu sahne Trevor'ın deliliğini göstermek için mükemmel bir sahneydi. Millet yok ya böyle bir adam bu kadar saçma şekilde ölemez dese de Rockstar pastanın üstüne çileyi koymuş. Bu yılki GTA Online Cadılar Bayramı etkinliğinde toplanabilir olarak hayaletlerin fotoğrafını çekmemizi isteyen Rockstar sadece 9 hayaleti topladıktan sonra görülebilir olan hayaleti özel yapmış. Burada hiçbir şey demeyeceğim, sadece izleyin, benim böyle ses efektleriyle, atmosferiyle tüylerimi diken diken eden bir şey oldu. GTA'lar gerçekten büyük oyunlar oğlum ya. Neyse bu da ufak bir bilgiydi. Hani şu an shorts yapmaya pek yanaşmıyorum ya. Böyle ufak olarak sıkıştırayım dedim bu tarz videolara. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin de mouse click'inizi like tuşuma sıkıştırdığınız bir video olmuştur. Benden bugünlük bu kadardı. Ve görüşürüz. Ah yorucuydu ya.